Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz TUMUZ ile devam ediyor ve şimdi sizlere İstanbul'dan. İstanbul İFM 6. Uluslararası Atraks Fuarı'ndan seslenmekteyiz ve en fazla ilgi çeken standlardan Sayın Öztepe Plastiğe konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Seyit Alatepe ve yine işletme sahibimiz oğlu Sayın Benav Alatepe ile de birlikteyiz. Uzun yılların tecrübesi, yaptıkları başarılı hizmetler ve sektör olan katkılarıyla bakalım bu verilen işletmede ve özellikle sektördeki katkıları ve hizmetleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizler için ayırdığınız değerli dakikalara ve yılların tecrübesini bizlerle paylaştığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi Öztepe Plastik, Ankara'da İvedik Sanayi Sitesi'ndesiniz. Evet. Ve yaklaşık 25 yıl yani 93-94 yılından günümüze başarılı hizmetleriyle şu an sektörde isminden söz ettiren ciddi bir işletmesiniz. Ben Öztepe Plastik olarak verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz ve ürün yelpazenizden tabii ki bahsedeceğim. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. İzin verirseniz babanızla başlayacağım. Sayın Seyit Alatepe, sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Efendim ben 1981'de sanayiye girdim. Bugündür de sanayinin içindeyim. Çeşitli imalat sektörlerinde bulundum. 93 yılından itibaren de yaklaşık plastik sektörü içindeyiz. Enjeksiyon, kalıp ve imalat yapmaktayız. Önceleri özellikle çözüm ortağı olarak kendi sektörünüzde çalışan işletmelere hizmet verirken bugün size ait ürünlerle de hizmetleriniz devam etmekte. Evet. Ve aslen Kayserilisiniz. Evet. Anladığım kadarıyla. Şimdi hemen delikanlıya dönmek istiyorum. Sayın Benan Alatepe, sizi biraz tanıyalım. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde metalürji ve malzeme mühendisliği okuyorum. Boş zamanlarımda da babama yeteri kadar yardım etmeye çalışıyorum. İnşallah okul bittiği zaman da babamdan aldığımız bayrağı daha İnşallah çok daha iyi noktalara getireceğiz. İnşallah. Şu an onun yükünü İnşallah. Biraz olsun azaltmaya gayret ediyorsunuz. Evet. Siz aile işletmesi olarak işletmenizi devam ettirmektesiniz. Evet. Ben işletmenizle ilgili biraz da bilgiler vermek istiyorum, konumla ilgili. Biraz evvel de söyledim. Ankara'dayız. Evet. İvedik Sanayi Sitesi'ndeyiz. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alandır efendim? Toplamda 1000 metrekarelik bir alandayız. 1000 metrekarelik bir alan içinde çalışmaktasınız. Bir alan değil. Hedefimiz daha da büyütmek. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir efendim toplam? Yaklaşık 20 kişi bizlerle 20 kişi çalışıyor. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Evet. Şimdi size gelen taleplere baktığımızda evet. Bölgesel olarak nerelere kadar hizmet ulaştırabiliyorsunuz? Talepler ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte efendim? Valla genelde biz çözüm ortağı olduğumuz için belediyelerden de talepler gelmekte. Belediye iş yapan müteahhit firmalardan talepler gelmekte. Belediyelere iş yapan park sektörüyle ilgili fabrikalardan yedek parça tedarik konusunda talep gelmekte. Tabii yurt dışından da talepler gelmekte. Yurt dışındaki taleplere de cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdi ağırlıklı olarak kurum ve kuruluşlar, resmi dairelere özellikle iş yapmaktasınız. Tabii ki bunun yanı sıra özel taleplere de cevap tabii, verebiliyorsunuz. Tabii. Bölge olarak baktığımızda Türkiye'nin 81 iline hizmet götürebildiğimiz gibi yurt dışından gelen taleplere de cevap veriyorsunuz. Evet, ki evet. Özellikle burada yaptığınız fuar tanıtımında çok sayıda Avrupa ülkelerinden ya da yurt dışından gelen evet. müşterilerin ve taleplerin olduğunu görüyorum. Şimdiden size başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açmak istiyorum. İşletmemiz Öztepe Plastik olarak. Gelen taleplere ve müşterilerine ne tür hizmetler sunar, neler yapmaktayız efendim? Efendim bizim kendi kalıp atölyemizde kendi özel kalıplarımızı kendimiz tasarlamaktayız. 150 gramdan 5000 grama kadar baskı yapabilen özel enjeksiyon tesislerimizde müşterilerimizin her türlü özel istek, tasarım ve siparişlerini karşılayabiliyoruz. En kısa sürede en ekonomik şekilde yapmaya Şimdi gramajlara baktığımızda biraz evvel söylediğiniz gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar ve dünyada kullanılan en üst teknolojilerle üretilen makineler ve bunları da kullanan profesyonel kadroyla çalışmaktasınız. Evet. Tabii ki bu sizin sektörde diğer firmalardan ayıran en büyük özellikler olabilir. Ama ben yine öğrenmek istiyorum. Özellikle konuklarınız, müşterileriniz niçin Öztepe Plastik tercih eder? Evet bu sektörde en iyilerden biriyiz. Kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Evet. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok işletme de var. Mutlaka. Niçin insanlar özellikle sizleri tercih eder efendim? Bir güven meselesi. Müşterilerimize güveniyor. Verdiğimiz sözü gününde yerine getiriyoruz. Tabii en önemli de kalite. Kaliteden asla ödün vermiyoruz.
Örneğin çocuk parklarında yaptığımız işlerde çocukların sağlığına önem veriyoruz. Bunlar için gerekli olan standartları sağlamak için aparatlar da üretiyoruz. Yani bir kurum geliyor, bakıyor bu oyun parkı çocuklar için uygun mu, tehlike arz ediyor mu? Onlarla ilgili aparatlar üretiyoruz. Sadece işimiz plastik değil, metal üretimimiz de var aynı zamanda. Yani sadece plastikte de değil, biraz evvel söylediğiniz gibi metal üretimlerimizde de tabii. A'dan Z'ye anahtar teslim, her türlü hizmeti evet. sunmak, evet. bu işletme olarak verilen hizmette de özellikle kaliteden asla kaçmadan evet. mutlaka layıkıyla ve liyakatıyla bir ürünü üretmek, aynen. zamanında taahhütlerinizi yerine getirmek, verilen hizmetin ve ürünün arkasında durma özellikleriniz, doğru. ürünleriniz ve kaliteniz sizi diğerlerinden ayıran en önemli unsurlar diyebiliriz. Şimdi biraz evvel söyledik bu sektörün en ilgisisiniz. Ben biraz ileriye yönelik plan projeleri size sormak istiyorum. Biraz evvel de söylediniz babanızdan aldığınız bayrağı. İnşallah çok daha iyi noktalara getireceksiniz. Neler yapmayı hayal ediyorsunuz? Bizim asıl amacımız kalıpçılık ve enjeksiyon işlerinin diğer birçok ülkede, yurt dışındaki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de olabileceğini bizim insanımıza göstermek. En yüksek kalitede, en hızlı şekilde hizmet sunmayı hedefliyoruz. Şimdi geçmişte sadece yurt dışından getirilen bir ürün vardı ki bu ürünü sizler imal ettiniz. Evet, bununla evet. hem yurt dışına olan bağımlılığımızdan Türkiye'nin ekonomisini kurtarırken hem ekonomiye olan katkınız hem marka değerinizi yükseltmek adına başarılı çalışmalarınız ve ilkleriniz var. Biraz onlardan söz edelim. İlk olarak yaptığımız mesela bir çember vardı. Ondan biraz söz eder misiniz? Şeffaf kaydırak tüpü yaptık. Birçok oyun parkı firması bunu yurt dışından, özellikle de Çin'den temin ediyordu. Ama biz osteoplastik olarak artık buna bir son vermiş bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde de yurt dışına artık biz satmaya başlayacağız. Harikasınız. Evet. İnşallah bunu cani gönülden ben destekliyorum. Umuyorum ve diliyorum en kısa zamanda dünyanın bütün büyük ülkelerinde şu anda yurt dışından getirdiğimiz ürünlerin olduğu o ülkelere sizin markanızın, kendi isminizin oralarda ürün satan işletme olarak görünmesi bizleri de keyiflendirecektir. Şimdi size ait bir takım özellikler var dedik ve ilkleri yapan bir işletme olduğunu söyledik. Biraz onlardan söz edelim. Örneğin bir oyun parkında, çocuk parkında elektriğe, aküye ya da enerjiye ihtiyaç duymadan koşu bantı yaptınız. Evet. Ondan biraz söz eder misiniz lütfen? Şimdi şöyle, tabii benim geçtim sanayide çıraklığım, ben sanayide geçti. Ustalığım falan yine ona keza. Mekaniği de sevdiğim için şimdi spor aletlerinde, spor salonlarında kullanılan biliyorsun koşu bandı var. Bunu niçin dedik parklarda Ayşe teyzemiz, Fatma teyzemiz kullanmasın ve para ödemeden. Mekanikli bant geliştirdim ben. Bunun patentini de aldım. Bu mekanik bantta elektrik gereksinimi olmuyor. Yağmurda, çamurda, karda, her türlü hava şartlarında çalışıyor ve insanın kendi gücüyle çalışıyor. Daha çok enerji sağlayıp daha çok spor yapmalarını sağlıyor. Bir de artı parklasınız, telefonunuz şarjı bitti. Elektrik de yok. Biz bu üniteye biz güneş paneli ekledik ve buradan insanlar cep telefonunu şarj edebiliyorlar. Bedava. Yani siz spor yaparken sağlıklı yaşamla ilgili bütün özellikleri tabii. düşündüğünüz gibi tabii. sosyal yaşamla ilgili de tabii. özellikler hazırlıyorsunuz. Ve insanların oraya geldiklerinde sadece telefonun şarjından dolayı sporu yarında bırakması, yarıda bırakması evet. ya da ulaşmaları gereken ya da almaları gereken haberlerden uzak kalmamaları aynen adına öyle. Teknolojiyi çok doğru kullanan bir işletmesiniz. Aynen öyle. Ve bu işletmede işletmeleriniz özellikle hizmetleri verirken de patentleriyle, markalarıyla ve kalite değerleriyle hizmet üretiyorsunuz. Doğru. Şimdi biraz evvel söyledim bu sektörün en iyisisiniz. Evet yalnız değilsiniz ama en iyisi olan bir işletme olarak ben sizi en iyi yapan özellikleri öğrenmek istiyorum. Biliyorsunuz sektörde sizin gibi çalışan birçok firma varken müşteriler ısrarla sizleri tercih ediyor. Ben biraz o tercih sebeplerini değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Tabii burada ekip çalışması önemli. Bizim istihdam ettiğimiz elemanlarımız sağ olsunlar görevlerine çok sadıklar. Biz her türlü biz kalıp yapmazdan evvallah oturuyoruz istişare yapıyoruz. Nasıl yaparsak ürünü teslim ederiz, hangi çeliği kullanırsak daha kaliteli hale getiririz, hangi plastiği kullanırsak sağlığa daha az zararlıdır ya da hiç zararsızdır. Onu tercih ediyoruz ve verdiğimiz sözü ürüne yerine getirmeye çalışıyoruz. Ve bunda da muvaffak olduk. Şimdi ürünlerle ilgili özellikle plastiğin içine baktığımızda kanserojen madde içeren birçok ürünler de var piyasada. Önemli olan insan sağlığına zarar vermeyecek ürünleri gerçekten insanların kullanabileceği alanlarda değerlendirmek. Ki siz bunu son derece başarılı bir şekilde yapıyorsunuz. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Şimdi biraz evvel söyledim. Sektörün en iyisisiniz ve sizi en iyi yapan özelliklerden bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizleri izleyen ve sizlerle uzun yıllardır tanışan, sizlerle çalışan, sizden hizmet ve ürün alan birçok değerli müşteriniz de var. Ki onlar sizden aldığı ürün ve hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak
müşteri portföyünüzü de oluşturmaktalar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Özellikle bizimle çalışan müşterilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla beraber oyun parkı sektörünü daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Ve ayrıca bizim yine özel dükkanımızda, fabrikamızda çalışan tüm işçilerimize de buradan teşekkür etmeyi bir borç. Efendim sizden de böyle bir teşekkür mesajını değerli izleyicilerimizin alabilir miyim? Bize güvendikleri için müşterilerimizin teşekkür ediyoruz. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkartmadık. Çıkartmamaya da çalışıyoruz. Hep beraber ileriye ediyoruz. Efendim bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, hakikaten bu yoğunluğun içinde bizim için ayırdığınız dakikalara ve değerli bilgilere ben de çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. Umuyorum ve diliyorum en kısa zamanda hayal ettiğiniz her türlü hizmeti verebilen ve gerçekten marka değeri her gün biraz daha artan bir işletme olursunuz. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalarınız olsun. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. İstanbul 6. Uluslararası Atrak Fuarı'ndan ve sektörün en iyisi Öztepe Plastik'ten sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez CEO'larına bırakıyoruz efendim.